Çok Ben alıyordum. umursamıyordun. Ha, Evet. çekiyordum. Poppy, Senna Kyle'sı oynuyorduk. Bu arada son tercih. Güzel de oynamışız o maçta ya. O çok saçmaydı ya. Onu sen konuşuruz böyle bütün mevsimin acısını çıkarmıştın resmen. Bakalım. Mecais kilitlendi. Evet, şu an beşlileri görüyoruz. Hemen bir yorumlarınızı alayım finalinden. Çogat Ornn'un yasaklanması Jayce alacaklarından dolayı ama yine Sante alındı. Yani çok fazla tank şampiyon var. Sion da olabilirdi. Bu Jayce'i tutabiliyor bir yana kadar. Jayce Beşiktaş'a gidecek galiba. Rames uzakta zaten. Rames'in bir an önce 6 olması lazım ya. Yani şu an koridorların durumundan dolayı çok... Dakikalar... 6. seviye. Evet, 6. seviye ve birden atladı Q'suyla bu... Ulti ile tuttu rakibini, Reaper'dan çıkamayacak ve ilk kan gelmiş oldu. Şanssız bir an. Tabii Caitlyn'in en büyük sıkıntısı bu herhalde. Yeteneklerini kullanması çok uzun sürüyor. İlk kan sonrasında 3 de kule barikatıyla birlikte çok öne geçti. Burada bir 3'e 3 izleyeceğiz gibi. Çok tehlikeli. Ramez burada atıldı rakibini. Thresh oya da şu anda hasar çıkmadı yeteri kadar. Absolute hala hayatta, atılan kancaya. Son vuruş. Yine Sixfire ile birlikte karşılık geldi ve Ramez düşürüldü. Skor tekrar Andrei ile gitti. Bu da ikinci skoru hem Galacticos'un hem özür dilerim hem Beşiktaş'ın hem Andriyel'in. Tabii baskıyı sürdürmek istiyorlar. Nuk'un dikkat etmesi lazım. Burada alamet kullanıldı. İlk kuleyi almak istiyorlar. Takım arkadaşları yetiştiği için minyonları tutmak istiyor. Savaş çıkabilir mi burada? Kireyas'ın yalnız ultisi var. Alt koridordan ilk kule gitti. Alt koridordan dediğin gibi ilk kule gitti. Andriyel'e gitti. Chamanagazo da buraya gelince daha fazla kalmak istemediler. Sayes. Ama... Orta oyunda kuvveti düşer. O yüzden erken oyunda öne geçmesi, kuleleri alması, oyunu hızlandırması lazım diye. Oo, Kireyas sıçra ulti yakaladı rakibini. Bu üçüncü skor olacak. Kaçış mümkün değil Ramez adına ve Sayez'in aldığı skor ardından Chamanagazo'yu kovalamaya çalışıyorlar ama tabii ki Ahri buradan çıkabildi. Herhangi bir sıkıntı yok. Beşiktaş aldığı ilk ejderin ardından yine Okyanus ejderine de talip çok rahat oldu. Ramez'in düşürülmesi, sıçra ulti. Az önce sıçrasını kadar... kaybetmişti. Evet, Kireyas gayet iyi iş çıkartıyor. Yani ejder Beşiktaş'a gidiyor. Yine toplanıldı üst koridor civarında. Soboro, slot, Ramez gelmek üzere. Bir yandan da yine Rüp'ü görüyorum. Buraya doğru yaklaşan ışınlarını da kullandılar. Tehdidi ortadan kaldırmak istiyorlar. Ramez iki kişi üstünde ama diğer tarafta da Absolute büyük bir sıkıntı çekecek gibi. Ramez düştükten sonra Chamanagazo devam ettirecek bu savaşı. Kireyas ultiyi Rüp üstünde kullandı. Herhangi bir işe yaramayacak gibi duruyor. Rüp'e giden bir tane skor Galacticos bu savaşla çok birlikte iyi bir iş çıkartabilir. Kireyas düştü. Beraberinde bir skor daha. Chamanagazo yakalandı. Beşiktaş'ın aldığı bu skor 2-2. Bir tane oyun sunu şampiyonunuz varken. Bu ejderi verecek mi peki? Soboru. Şu anda Galacticos, Soboro yanlış yerde. Haritanın ters tarafında ve kule altında. Bu kule kırılıyor. Soboro nük birebir görüyoruz. Soboro bir yanıt verebilecek mi? Nük çekti rakibini. Üstüne doğru aldı. Yine Soboro çıkmayı başarıyor bir şekilde. Nük ulaşamadı kendisine. Ve alamet. Şimdi açılacak. Orta koridorda bir de alamet kullanılacak. Buradan sonra ejder'e dönebilme şansı var Beşiktaş'ın. Bu alametle vakit geçirirken Galacticos. Yalnız Sejuani ultisi kaçta? Sejuani ultisi olmayacak bu savaşta. Ki şu ana kadar çok iş yaptı. Yani Sejuani ultisi... Burada savaşmak isteyebilirler. Soboro geri dönüyor. Evet. Soboro'nun ışınlarını da var. Işınlarını burada var. Savaşacak Galacticos. Chamanagazo geldi. Ramez yakın. Bu aşamada çarplar hazır. 3500'e kadar ejder'in canı indirilmiş vaziyette ama Galacticos riske etmek istemiyor şu anda. Ve üçüncü ejderini, daha ejderini kolaylıkla almış oldu Beşiktaş. Soboro peşinden bir EQ yaptı. Rakibin üzerine de gitse de nük tabii ki Xante çekilmeyi başardı. Şimdi peşinden bu nehre inecek mi? Minyonlar da gelmek üzere. Orta koridor olup da oynayabilir Galacticos. Tekrar rakibini dürtüyor bu Jayce. Soboro çekti Absolute ve dört kişinin arasında kaldı Soboro ama çıkmayı başardı. Kireyas'ın canı oldukça az yanıyor. Düşebilir, slot ortada kalıyor ve Rüp diğer tarafta hasar çıkartırken üstünde pek bir karşılık bulamadı. Ulaşabilecek mi Sayes? Andariel'den gelen skora karşı yine nük düşüyor. Slot ve Soboro'nun yokluğunda bu ejder'e karşı herhangi bir karşılık verebilmesi mümkün değil Galacticos'un. Müthiş bir yine savaş ama... İstediğini çıkartamadı Galacticos. Yani ne Ahri ne Caitlyn istenilen durumda. O yüzden yeteri kadar hasar çıkmıyor burada. Yalnız Ramez skoru verecek. Çok iyi ölüm cezası burada. Çok kötü bir durumda kaldılar. Ejderi aldılar. Ruha sahip oldular ve şimdi de Baron'a başlayacaklar. Şimdi ruh zaten üzerdi.
ama Ruh'un üzerine bir de burada verilen skorlarla birlikte Baron'u kaybetmesi Galacticos'a oyunun kaybı anlamına gelmiş olabilir. Evet, Rames hala doğamadı. Slot ve Chamanagazo'nun da Baron'a karşı yapabilecekleri oldukça kısıtlı şu anda. Ki bir anda onların üzerine de atılabilirler. Dikkat etmeleri gerekiyor. Kullanılan bir tane Işınlan'la birlikte Nük de buraya geldi. Silahlar da çok uygun Andariyel tarafında. Baron alınacak burada. Gerittiler zaten. Baron da alınıyor. Beşiktaş aslında bayağı uzun da yaşadı. Çok uzun hayatta kaldı ama yeterli olmuyor. Şimdi Sobor'u üstünde iki kişi var. Canı azaldı. Tekrar canı doldu belki ama son vuruş Nük'ten geldi ve üst koridorda hem Baron güçlendirmesiyle Nük ilerliyor. İlk koridoru da almış oldu üst taraftan. Ve Sobor'a da düştü. Zaten Baron var. Işınlan da gelecek. Buradan bayağı ilerleyebilir Beşiktaş. Karşılaşmadan biraz koptu Galacticos açıkçası. Yani üst üste hatalar gelmeye devam ediyor Ejder sonrasında. Verilen iki skor, alınan Baron. Burada Soborro tek olduğunu düşünüyor sayesinde. Hamle deniyor. Orada skor veriyor ve bu skorun verilmesiyle birlikte alabileceğinden daha da fazlasını alacak. Yine çok iyi ölüm cezası. Oo, harika bir hook kanca Saez. Yakalamış oldu Rüp'ü. Ardından daha fazla içeride kalmadı. Fener'le birlikte o da çıkacak. Hem üst koridordaki hem de orta koridordaki inhibitör kuleleri düşüyor. İnhibitörleri de rahatlıkla alabilecekler gibi duruyor. Sobora tekrar doğdu. Artık ekranı daha aydınlık. Ama oyunda pek iç açıcı bir pozisyonda değiller. İnhibitör de alındıktan sonra bakalım Nexus kuleleri için bu savaşı isteyecek mi Beşiktaş? Baron güçlendirmesi hala mevcutken Nexus kulelerine de saldırmaya başladılar. Bir savaş başlangıcı. Bakalım nasıl gelecek. Chamazango belki kullandı Ayartun'un gücüyü tutturdu ama tabii Saez, Reyes, özür diliyorum, sıkıntı yaşamadı. Nexus kulelerinden bir tanesi düştü. Bu minyon dalgasıyla birlikte ikinciyi de isteyebilirler. Galacticos henüz bu pimi çekmedi. Burası bir bomba ama kimin tarafında patlayacak? Bunu görmek lazım. Galacticos adına son kozlar diyebiliriz herhalde. Nexus kulelerinden iyi bir savunma görmedik. Canları iyice azalıyor. Dürtmeye çalışıyorlar bir yandan. Chamanazago'nun canı yarıya kadar düştü. Bitirmek istiyor Beşiktaş. Şu anda gerim gerim gerilen bir ortam mevcut. Atılan yetenekleri görüyoruz karşılıklı olarak sonuna kadar. Kireyaz odaya yarayacağına kadar düşmüş vaziyette. Beşiktaş bakalım son vuruşu nasıl yapmaya çalışacak. Rames ulaştı Anderyel'e belki ama arkadaşları asla onun yanında değiller. Ve Rames düştükten sonra bu savaşın akıbeti tekrar maçın genel gidişatında olduğu gibi Beşiktaş'ın lehine sonuçlanmak üzere. Kuleler alındı. Galacticos'taki bütün oyuncular düştü. Katliam geldi ve haritada maçta Beşiktaş'a gelmiş oluyor.